Merhaba arkadaşlar. Sizin yorumların isteğiniz üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Herkes soruyor. Usta şu mili buradan çıkartmayı nasıl çıkardın diyenler var. Bize göstermeden sadece bileği çakmayı çekmişsin ama sökümünü falan göstermemişsin diyenler var. Bu motorun bilyası dağınık. Bu motorun da iç kısmı da ufak tırnaklar var ya, onlar kırık. Aynı zamanda şurası kırık. Uzun lafın kısası, bunun iç parçası ile şu dış yüzeyi şunla iç parçasıyla yer değişecek. Ha, bu arada şu vakum parçası plastiği bu kadar kısaysa eğer, hortum tıkınca sadece böyle ses yapar. Böyle ses yapar. Ama böyle ise, yani vakumu gitgide arttıran parça bu arkadaşlar. Böyle olursa vakumu etkiler. Evet. Zaten söküm videosu var. Ama bile değişimle ilgili ben videoyu sadece değişimle ilgili çekmiştim ama nasıl söküldüğü ile ilgili falan çekmedim. Bugünkü konumuz sadece şu plastikleri buna takas ettireceğim arkadaşlar. Hepsi o kadar. Aynı zamanda da sökümünü de görmüş olursunuz nasıl ayırdığımla ilgili. Evet, şimdi konumuza geçelim. Evet arkadaşlar, motorları getirdim. Lazım olan malzemeler çıkartmak için lokma setine ait olan şu uç lazım. Bir de çekiç varsa çekiç kullanın, yoksa hurdalık olan İngiliz'den atınız varsa eğer, büyük boy, bunu kullanabilirsiniz. Tabii ki önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun kömürleri bitikti. Motoru dağıtıyoruz. İçine fişler var. Bir ara pıtır pıtır ne? Bir şey parçalamış belli ki bu. Bu arada bu, pardon, eğer süpürge motorunuz eğer çalışmazsa arkadaşlar, anlayın ki kömürleriniz bitmiştir. Yerlerini de çıkartıyoruz. Sonra kömür etten çıkarıyoruz. Aynı şekilde buraya. Şimdi sizin merak ettiğiniz sıraya geldik. Tabii ben bunu genelde oturarak yapıyorum arkadaşlar. Bakın, pervaneyi gösteriyorum. Tam şu orta göbeği vuracaksınız arkadaşlar.
Bakın. Gördünüz mü? Mil biraz aşağı indi. Bakın gördünüz mü? Bu şimdi her an, aa bakın. Burası çıkacak zaten. Şimdi bir vurdum daha. Orayı tornavida bir şey sokmak lazım çünkü o bayağı bir indi. Böyle arkadaşlar. Plastik gövdesi eğer böyle sağlamsa kırılan parçasıyla yer değiştirebiliriz. Bakın bilezi dağılmış. Bunu ben çıkartayım. Tamamdır arkadaşlar. Mil düştü. Şimdi arkadaşlar üst yeri sağlam. Buna yapılacak tek şey söyleyeyim size. Şuradaki şeyi gördünüz mü? Bu buraya geldikten sonra iş tamam. Arkadaşlar buna yeni rulman takıldıktan sonra bunun şeyi tamam. İşi tamam. Tabii eğer motor yanık bir hissediyorum yani. Motor yanıksa geçmiş olsun. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde bir tane daha var. Bu sağlam. Hasarlı yerleri söyleyeyim size ben. Şurası. Gördünüz mü? Bunun içindeki sağlam parçayı buna takacağım. Tornavida alayım. Evet devam ediyoruz. Şimdi İngiliz anahtarı yere koyalım. Bunda şimdi işimiz yok. Bunlarda da şimdilik işimiz yok. Bakın. Şurası kırık. Bir de şurası kırık. Farkı gördünüz bunun için düz bir tornavidayla bakın. Ağzı düz bir tornavidayla şuraya bakın sert değil. Tatlıca yumuşakça. Açmanız yeterli. Bu kapağı takmayacağım arkadaşlar. Sebebini söyleyeyim mi? Şu plastik parçadan dolayı. Bu bayağı temiz yalnız. Orası net söyleyeyim. Diğer pervanelerde farklar var mı? Biraz var. Arkadaşlar bakın tırnakları kırıldığı için bantlamak zorunda kaldım. Şimdi bantların hepsini sökmek zorundayım. Tırnaklar dediğim gibi kırıldığı için 1, 2, 3. Bakın. Bakın 1 2 3. 3 tanesi kırık. Sadece bir tanesi sağlam. O yüzden değiştirmek
zorunda kaldım. Bandı açıyorum arkadaşlar. Ben yapmıştım bunu. Şimdi aynı şekil buna da uygulayacağız. Hayır, kömür şeyi çıkarmayı unuttum. Başka bir şey yok. Bakın mini gördünüz. Mini tam ortasına vuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar fazla çakmayın. Şu kolektörü yerinden oynadığı zaman şu teller kopuyor. Motor asla çalışmaz. Şimdi arkadaşlar rulmanlar rulmancıda satılır. Bunun yuvası da sağlam ama 3 tırnağı kırık olduğu için bunu kullanmayacağım. Bu buraya. Pervane de buraya. Diğer pervaneyi kullanacağım arkadaşlar. Önce ne yapıyorduk? Önce bu. Sonra da pervane. Ondan sonra tabi şimdi bu değildi. Buna takacağım. Takmadan önce. Ha, ben diyorum ki niye sürtüyor ya? Şunu alacağız. Sonra bismillah. Evet, 0-0. Bakın. Tamamdır. Şimdi kömür dolu olanlar hangisi? Bu arada. Kömürlerimizi takıyoruz. Tamam. Diğerini de alalım. Bu kömür atakları şurada yay çubuğu var. Şu delikler buraya bakmak zorunda. Şu bir.
Heh, bakın şimdi. Bakın birinci çubuk. Ondan sonra 2. Şurayı herhalde şu dişliyi çıkartırken kırılmış. Olsun, bir dişliden bir şey olmaz. Önemli olan çoğunu kaybetmemek arkadaşlar. Motorumuz. Şöyle bir ay var. Bunu asla kaybetmeyin arkadaşlar. Tamam, yayını da taktık. Kapakları karıştırmayalım mı? Aynen bunu takacağız. Şimdi ne kaldı geriye? Bu ne kadar gelmişsin arkadaşlar? Bir deneyelim. Çalışacak mı? Çalışırsa iş tamam. Tamamdır. Tırnakları kilitliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Hem bilye nasıl değiştiğine ilgili, parça nasıl ayrıldığı ile ilgili size daha iyi detaylı bir şekilde olarak video çekip anlattığımı düşünüyorum. Sağlam parçayı buna taktım. Hepsi o kadar. Vallahi bu diğer parça sağlam mı bilmiyorum. Ona bilye alındıktan sonra göreceğiz. Ama ben zannetmiyorum. Çünkü bile dağıldıysa eğer, kömür yataklarına sürttüyse eğer, bakın arkadaşlar, bu hale geldiyse yani ben zannetmiyorum ya. Evet. Philips Marathon Ultimate serisine ait Dommel marka süpürge motoru bilya değişimle konusunda değil de pervaneden ayırma videosu böyleydi. Umarım süpürgesinin bilyası dağına arkadaşlar için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.